O zaman ne yapalım? Acem pilavına geçmeden aradan tatlıyı da çıkaralım mı? Ne dersiniz? Malzemeleri gelsin. Fındıklı saray tatlısı benim özellikle yaz aylarında çok sevdiğim bir tatlıdır. Önce bir malzemelere bakalım. Bolca fındık kullanıyoruz. Tereyağı, süt, un, şeker, yumurta sarısı, nişasta ve toz vanilin kullanacağım 2 paket. Varsa vanilya özütü de tercih edebilirsiniz. Ben size bundan aylar önce bir baz göstermiştim. Demiştim ki bu bazı lütfen not edin. Hatta o bazla biz saray muhallebisi de yapmıştık. Cheesecake de yapmıştık. Bir sürü tarif hazırlamıştık. Her zaman tam tutan bir ölçüdür. Sizi hiçbir zaman yanıltmaz. Özellikle de bayramda buzdolabında uzun süre saklayabilirsiniz. Herhangi bir şekerlenme yapmaz. Misafirleriniz gelince hemen kesip ikram edersiniz. Tekrar söylüyorum, lütfen bu tarifi not edin. Bana Instagram'dan çok yazdınız. Gülşah Hanım, tarif şahane oluyor. Biz bununla şunu da yaptık, bunu da yaptık. Ev halkı bayıldı diye. Bu tarife yine aynı şekilde Instagram gulshahsen.com.tr'den de ulaşabilirsiniz. Bunu şimdi saray tatlısına çevireceğiz. Peki nasıl yapacağız? İlk olarak fındıklarımı alıyorum. Ben tavayı ısıtmaya başlamıştım. Tavada yağsız, hiçbir şey ilave etmeden hafif rengi değişene kadar kavuruyorum. Arada böyle sallayın. 1-2-3 dakika bu işlemi sallayarak yapacağız. Bu tarif için direkt fırın tepsisi kullanacağız. Bildiğimiz fırın tepsisine yayacağız. Çok kalın bir tabaka yapmayın. Eğer döndürerek servis etmek istiyorsanız, tabakanız çok kalın olursa döndürürken kırılır. Ya da kazan dibi gibi ters çevirip de servis yapabilirsiniz. Tamamen size bağlı. Fındıklarım gayet güzel kavruldu. Ocağın altını kapattım. Hemen mutfak rondosunu aktarıyorum. Rondonuzun camı ısıya dayanıklıysa hiçbir problem yaşamazsınız. Rondoyu kapatıyorum. Mis gibi de koktu bu arada. Un gibi olana kadar çekeceğiz. Bence hazır. Hafif ıslattığım bir tane fırın tepsisini şöyle yakınıma alıyorum. Fındığı olduğu gibi tepsiye dağıtarak aktarıyorum. Tepsiyi 1-2 defa tezgaha vurun. İyice eşitlensin. Kalan yerleri de elinizle eşitleyin. Tabanım hazır. Bu şekilde beni bekleyecek. Arzu edenler bunun yerine ceviz, toz Antep fıstığı veya çok daha ekonomik olsun diyorsanız Hindistan cevizi de kullanabilirsiniz. Aşama aşama ilerleyeceğiz. Birinci aşama, 2 tane yumurta sarısını tencereme alıyorum. Üzerine 2 su bardağı toz şekerimi ilave ediyorum. Tel çırpıcı yardımıyla 2 litre sütü yavaş yavaş dışarıdan içine ekliyorum. Sütlü karışımı ocağa aldım. Altını açıyorum. Karıştıra karıştıra kaynama noktasına getireceğim. Tekrar söylemek istiyorum. Lütfen bu tarifi not edin çünkü çok fazla soruyorsunuz. Nasıl yaptık bu baz nasıldı diye. İşte bunu not ederseniz özellikle de yaz aylarında bir sürü tarif hazırlayabilirsiniz. 250 gram tereyağı veya margarini diğer büyük tencereye aldım. Bu tencerede hem un kavuracağız hem de sütlü karışımı ilave edeceğiz. O sebeple derin bir tencere tercih edin. Yağım tamamen eridiği anda 10 yemek kaşığı unu ilave ediyorum. Silme 10 yemek kaşığı, tepeleme değil, bilginiz olsun.
Unun kokusu çıkana kadar en az 4 dakika kavuruyoruz. Unum güzelce kavruldu, kokusu çıktı. Şimdi sütlü karışımla unu bir araya getireceğim. Hemen bunun altını bir kapatalım. Son kez bir karıştırıyorum. Direkt içine gönderiyorum. Kaynayana kadar böyle kenarlardan hani bılık bılık yapıyor ya, işte öyle olana kadar hiç bırakmadan karıştıracağız. Aksi takdirde dibi tutabilir. Kaynadığı anda da 2 paket toz vanilinim, 3 yemek kaşığı dolu dolu nişastam var. Onu da suyla açıp içine ilave edeceğim. Nişastayı küçük boy bir karıştırma kabına aldım. Üzerine biraz su ilave ediyorum. Güzelce çırpıyorum. Kenarda beni beklesin. Bu işlemi yapmalısınız. Aksi takdirde nişasta içinde topak topak kalır. Şimdi burada karıştırmaya devam. Tatlım ufak ufak kaynamaya başladı. Hemen bu aşamada 2 paket toz vanilini ilave ettim. Tekrar güzelce karıştırıyorum. Şimdi nişastayı ekleyeceğiz. Şöyle aynı tel çırpıcıyla bir kere daha bir karıştıralım. Yavaş yavaş içine ilave ediyorum. Hafif katılaşana kadar unutmayın, çok fazla değil. Tekrar karıştırarak hiç bırakmadan pişirmeye devam ediyorum. Şimdi size yakından ideal kıvamı göstereceğim. Ne çok katı ne de çok kalın. Bakın alıyorum. Çırpıcının izi hemen kaybolmuyor. Bu kıvam gerçekten süper tutar. Ocağın altını kapattım. Buraya bir bez koymuştum. Şöyle bir ilk sıcağını çıkartıyorum. Karıştırıyorum güzelce. Bir spatula yardımıyla kenardaki bütün parçaları içine alıyorum. Daha pürüzsüz olsun diye şöyle blenderdan geçirelim. Blender'da bıs bıs yaptık. Tepsiyi de yakınıma aldım. Şimdi yavaşça bütün karışımı tepsinin her yerine döküyorum. Blender'da bıs bıs yaptık. Tatlıyı fındıklarla buluşturduk. Benim tercihim fındıktı. Siz arzu ederseniz ceviz, daha da ekonomik olsun diyorsanız Hindistan cevizi de tercih edebilirsiniz. Bu tarifle şöyle koca bir tepsi tatlı elde ettik. Sevdiklerinizle gönül rahatlığıyla paylaşın diye. Önemli bir kuralımız var. Oda sıcaklığına gelene kadar bu şekilde bekleyecek. Oda sıcaklığına geldikten sonra üzeri kapalı şekilde de bir gece buzdolabında bekleteceksiniz. Bu arada benim pilavımın etleri de hazır. Hatta bugün etler olana kadar bir saatte hemen hemen bütün menüyü bitirdik. O zaman bu soğumaya gitsin, pilavın etleri buraya gelsin. Bıçağımı da spatulamı da ıslattım. Şimdi dilimliyorum.
Dilimledikten sonra her zaman en güzel yeri, orta kısmı sizin. Hemen şöyle içeri giriyorum. Şöyle yakından da görmenizi isterim. Bir sallayalım. Bakın bu da çok güzel dans ediyor. Hemen servis tabağını aldım. Üstüne ve tabağa da biraz iri dövülmüş fındık serpiyorum. Tatlım da servise hazır. Şuradan tepsiyi kaldırmadan size yakından da kıvamını göstermek istiyorum. Çünkü Instagram'da en çok bu kıvamları görmek istiyorsunuz. Bakın aynen şöyle sakız gibi deriz ya, direkt sakız gibi. Altı da, altında detaylı görün, tamamen fındık kaplı. Bence çok iyi oldu. Şimdi bu buzdolabına geri gitsin.